Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Seni ortalalım. Şöyle geçeyim şef. Tanıtalım seni. Şef öncelikle kusura bakmayın, tavamı ısıtabilir miyim acaba? İzin verirseniz 5 saniye. Tabii ki de. Tamam. Boş tava değil mi? Boş tava, evet şef. Süper. Güzel ısınsın. Evet. Şimdi hazırız. Benim adım Yiğitan Kabadayı, 27 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Memleketim Bolu ama burada yaşıyorum. Ortalama 11 yıldır profesyonel mutfakta çalışıyorum. Turizm Otelcilik Lisesi mezunuyum. Sen neresindensin Bolu'nun? Ben Avşarlıyım şef. Ömür Abdullah'ın neyi mi? Onun abisi var, Hafız. Evet. Onun oğlunun oğluyum Abdullah ben. Abdullah abi. Yok, benim babam Uğur Kabadayı, Hafız'ın Uğur oğlu. Uğur Kabadayı. Ha, onun oğluyum ben. Küçük yaşta babamı kaybetmiştim. Onun mesleğini sürdürmeye çalışıyorum, nasip olursa inşallah. Restoranları vardı. Ha. Ömür Abdullah. Bolu'da şehirde de esnaf lokantası vardı yani. Bizim bölgede gerçekten böyle lokantacılıkta falan çok önde gelen isimlerden biriydi. Kabadayı deyince direkt o aklıma geldi. Şefim ben bugün levrek yapacağım. Sakız kabağı haneli, Tuscan soslu. Tuscan sos bizim otelde şu an kullandığımız menüde olan bir sos zaten. Tuscan sos derken Toscana sos mu? Toscana sos, özür dilerim söyleyemedim tam olarak. Estağfurullah, sadece ben anlamak için söylüyorum. Hatta bundan iki gün önce yemeğin demosunu yaparken sos yüzüme sıçradı, yüzümü yaktım. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Süren 5 dakika, süren başladı. Teşekkürler şef, sağ olun. Soyadının Kabadayı olmasından dolayı hiç başın derde girdi mi okulda falan? Biraz sorguladılar şef. Sen hayırdır kardeş falan diye. Yok, Buranın öyle bir sorun yaşamadım. Falan diye olmadı öyle mı? Bir şey yaşamadım şef. He? Genelde iş görüşmelerinde biraz şey oldum. He. Yani iş görüşmelerine gittiğimde bir hani soy ismim okunduğunda insanların bir bakıp sonra beni içeri alması. Öyle bir sorun yaşadım. Başka bir sorun yaşamadım. Yiğitan, bir şey sormak istiyorum. Bolu yöresel yemekleri, bana 5 tane Bolu yöresel yemekleri bir söylesene. Çeşitli cevizli makarna, birincisi. Kaldırık dolması, Mengene yöresine ait. Ondan sonra tarhana çorbası, ohmaç çorbası. Şu an 5 oldu herhalde şef. 4 oldu. Bir de kedi batman söyleyebilirim. Diğer adıyla tamam. Malaka. Kedi batman. Öyle söylüyorlar. Tatlılarla aran nasıl? Şefim, şöyle söyleyeyim, yani tatlılarla pek aram fazla yok. Hani yapabilir miyim? Yaparım, uğraşırım, becermeye çalışırım. Ama hiç tatlı eğitimi almadım açıkçası, onu söyleyebilirim. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Ortalama 2014 lise mezunuyum şef. Liseden mezun olduğundan beri otelde çalışıyorum. Stajyerliklerini sayarsak 12-13 yıl oluyor. Okula başladığınız günü mü sayıyorsun? Tabii, okuldan öncesi de bir 6 ay bir eğitim almışlığım oldu. Bir akrabamızın yanında, abimin yanında. Yiğitan ailede tabii ki. Babam aşçıydı. Dedemler eski lokantacı zaten şef Bolu'da. Onlardan. Bunun şeyini hissediyor musun? Üzerine bir baskı hissediyor musun? Hiç hissetmedim şef. Yani hiçbir zaman bana bunu böyle yapacaksın veya aşçı olacaksın değil. Yani ben küçükken sadece hayallerinden esinlenerek bu işe başlamak istedim. Olma diyen oldun mesela aşçılık yapanlardan. İşe başlayınca niye bu mesleği seçtin diye söylenen oldu ama ben işimi seviyorum şef. Evet. İşimi sevdiğim için hiçbir zaman... Biz de demezler ya, git ol derler zaten. Bazısı da istemez ya yani, ben çok çektim. Var abi, var. Oğlum başka iş yapsın diye. Gerçekten bu işi çileli bitiren usta olarak tabii ki diyor. Git hani oku, başka bir şey yok ki. Son dönemde biz askere de çok gitmeye başladık. Yani öyle eskisi gibi hani ilkokulu bitirince yani okuyamazsan git bulaşık yıka durumları çok kalmadı gibi. Bir dakika var. Hadi biraz daha hızlan. Hadi, hadi bu hızlı olmaz. Sosta ne var? Tarhana mı var? Tarhana yok şef. Sarı kırmızı çeri domatesler var. Biraz kişniş tohum var içerisinde. 30 saniye. On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, bırak.
Toparlanıyor musun hemen? Bolu'ya gidip geliyor musun? Her ay usta, düzenli bir şekilde. Bana kızılcık tarhanası getirebilir misin? Benim Bolu'da tanıdığım hiç yok. Getiririm şef. Hasta çok çorbası bizim bizim içine hasta çorbası. Sarımsakla yenir. Babaannem çok yapar. Ya kaç sefer içti be. Kışın falan valla hasta oluyorum bazen. Ben getiririm şef size. Çok da severim ama Bolu tanıdığım olmadığı için. Var şef. Mehmet şef. Mehmet şef getirmiyor bir şekilde herhalde onun. Bu sosta ne vardı? Taskın sos. Toskana sos, taze kişniş bulamadığı için ben kişnişi önce bir kavurdum, toz haline getirdim, daha sonra onu kullandım biraz. Sarı kırmızı çeri domatesler var, soğan, sarımsak. Taze kişnişle kuru kişnişin tadı aynı mı? Yok, aynı değil şef bence. Çok farklı. Apayrı iki şey. Apayrı iki şey. Burada ne var sakız kabağından başka? Şefim sakız kabağından başka içerisine biraz lime ve limon suyu attım. Soğanı biraz terlettim. Dereotu ve konkase domates kullandım sadece içerisinde. Teşekkürler kardeşim. Afiyet olsun şef. Yiğiten. Evet şef. Ne kadar güzel bir ismi ya. Teşekkür ederim. Şefim. An biliyorsun zaten. Yiğit demek yani Mert insan dürüst tabii. Babam koymuş herhalde ismi. Bakalım. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağlık. Sağ ol şef. Yiğitan. Evet şef. Tabağının elementlerini üçe ayırarak değerlendireceğim. Balığın pişmesi derisiyle ve içiyle iyi. Bence hatta bir tık daha az pişebilirdi ama derinin çıtırlığı çok iyi. Sosun bana birazcık düz geldi. Yani çok içinden bir şey çıkmıyor yani şey gelmiyor. Kremalı bir sos gibi geldi. Evet şef. Sakız kabağı yanısında biraz sıkıntım var benim. Hiç tuz yok. Üç elementten iki tanesinde sıkıntı olunca mecburen hayır diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler Yiğitan. Yiğitan, ellerine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Tabii ki de senin tabakta değerlendirerek sen 11'den fazla mutfakta çalışan bir arkadaş yani. Ve sanki biraz da fazla kolay kaçmaya çalıştı bu sefer yani. Tabii ki de anlıyoruz ki burada ne beklentini ne olacak da düşünerek de böyle bir kolay tabak seçti ama aslında tam burada gaz basmak yerinde. Doğru yani şey. Aslında risk almak yerinde yani kesinlikle ve kesinlikle sen bu riski alabilmesi için kapasite olan yarışmacımız yani. Sommelier şef aslında dediklerine birebir hepsini katılıyorum ve maalesef ben de hayır yani. Teşekkür ederim şef. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet iki tane hayırım var. Ben de hayır diyorum. Teşekkür ederim şef. Ama seni gördüğüme sevindim. Ben de sevindim. Tanışıma sevindim. Benim için önemli olan buraya kadar gelebilmekti zaten. Deden bizden para almazdı. Onu duyuyorum şef. Öyle evet. Öğrenciler öyle yapıyormuş herhalde. Hakikaten gittiğimizde hiç unutmam. Yani İzmir köfte yemiştim. Çok büyük bir adamdı. Gurur duyacağım bir adamdı. Öyle kendisi öyle evet. Gel çok seninle fotoğraf çektirelim gel. Olur şef çekiliriz. Dedenin hatırına. Çok teşekkür ederim. Eşine selam. Çok teşekkür ederim. Selamlar. Çok sağ ol kardeşim. Sağ olun.